Vardı ayva gibi ne çabuk geliverdi şu sonbahar mevsimi, ne çabuk geliverdi şu sonbahar mevsimi. Ağaçlar ağaçlar Bu kadar yeter istersen. Çok teşekkür ederiz sana. Şimdi çocuklar bir oyun seyredeceğiz. Sonra bu oyundaki hataları üçümüz, dördümüz, siz üç kişisiniz, dördümüz birlikte bulacağız. Benim babam söylemişti bu. Yani yanlış olan şeylerin yanlış diyeceğiz. Evet, yanlış diyeceksiniz. Demek baban anlatmıştı sana. Oldu, güzel. Şimdi oyunumuzu seyredelim. Çocuklar, sizler de ekran başında hataları bulmaya çalışın. Olmaz mı? Biri ağladı. Duydunuz değil mi siz de? Duydunuz. Kedi mi ağladı acaba? Yoksa acaba çiçekler mi ağlamıştır, kopardı? Çiçekler ağladı değil mi? Söyle bakalım, ne söyleyeceksin? Çiçekleri kopartması yanlış. Tabii. Gördünüz mü sevgili çocuklar? Hataları hemen buluyor kardeşlerimiz. Evet, çiçekleri kopartmak çok yanlış. Onları, bütün köylülerin güçleri boşa gidiyor. Ha, köylülerin güçleri boşa gidiyor. Yani emekleri. Emekleri boşa gidiyor. Evet, çok haklısın. İnsanların emekleri de boşa gidiyor. Evet, sen bir şey söylemek ister misin Burcu? Hayır. Hayır, söylemek istemiyorsun. Güzel şeyleri tahrip etmek, bozmak çok kötü değil mi çocuklar? Sizler parka gidiyor musunuz? Çocuk bahçelerine gidiyor musunuz? Evet. Hepiniz gidiyorsunuz. Ben hiç gitmem annemi üzmek için. Ne için gitmezsin? Annemi üzmek istemem. Bir de Luna Park'a hiç gitmem. Ama anneler seni götürüyorlardır değil mi? Evet. Parka götürüyorlardır. Yani ben parkı pek sevmem. Parkı sevmiyorsun. Siz seviyor musunuz parkları çocuklar? Evet, orada ne güzel oyunlar oynuyorsunuz değil mi? Peki parklarda çiçekler oluyor. Siz onları kopartıyor musunuz çocuklar? Hayır. Kopartmıyorsunuz. Tabii kopartmıyorsunuz. Sonra evlerinizde mutlaka saksılarda çiçekler vardır. Onları bazı insanlar yavaş yana kopartıyorlar. Öyle hart diye kopartamazlar. Hart diye kopartamazlar. Haklısın. Kedicik hart diye koparttı. Hart diye koparttı. Ama aslında hiç kopartmaması lazımdı değil mi çocuklar? Söyle canım. Bizim yuvada çiçekler var, onları çocuklar koparmasın diye öğretmenleri hep rafa kaldırıyorlar. Rafa kaldırıyorlar. Yoksa siz kopartırlar asla... Ben. Kopartırlar değil mi? Ama siz asla kopartmıyorsunuz. Evet. Evet sevgili çocuklar, bu programımızdaki hata başkasının bahçesindeki çiçekleri koparmaktı. Stüdyodaki kardeşleriniz bu hatayı hemen buldular. Ben eminim sizler de ekran başında bizi izlerken bu hatayı hemen buldunuz. Evet, şimdi Ali abi müziğine başlarsa biz de ikinci oyunumuza geçebiliriz. Babacığım, iyi ki geldik. Bizi getirdiğiniz için teşekkür ederiz. Soncaklarda fazla sıra yoktu. İstediğim kadar sallandım. Evet çocuklar, çok iyi oldu. Benim için de iyi oldu. Temiz bir hava almış oldum sizin sayenizde. Babacığım, bize kestane alsana. Baba, ne olur ha. Peki çocuklar, alalım. Yalnız fazla almayalım, olmaz mı? Biraz sonra yemek yiyeceğiz, tıkanırsınız. 500 liralık kestane verir vereyim misin? Vereyim beyefendi. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Otur. Al bakalım bu senin. Teşekkür ederim. Al bakalım bu da senin. Teşekkür ederim babacığım. Ne güzel, sıcak sıcak. Hadi bakalım. Evet çocuklar, oyunu seyrettik. Burada Ayşe çok önemli bir hata yaptı. Evet, sırayla teker teker hepinize soracağım. Binna, sen söyle önce. Kestaneleri yere atmak
Yani kesenlerin kabuklarını yere atmak çok kötü bir adam. Yani insanlar bütün güçleriyle temizliyorlar onları. Sonra güçleri kalmıyorlar. Güçleri kalmıyor. Sence de öyle mi Güngör? Hayır. Yani hata kestane kabuklarını yere atmak mıydı? Çöp. Önünde çöp varken yere attı. Çöp kutusu vardı ve yere attı, değil mi sen? Sence de öyle mi Burcu? Evet. Önünde çöp kutusu vardı. Ona atmadı, onun yerine yere attı. Yere attı değil mi? Sonra çocuklar bazen siz de dikkat ediyor musunuz bilmem. Ben dikkat ediyorum. Meyve kabuklarını da yere atıyorlar değil mi? Muz kabuklarını atıyorlar. Sonra da başka kardeşler de gelip fark etmeden üstüne basıp düşüyorlar. Siz böyle şeyler yapıyor musunuz? Hayır, hayır yapmıyorsunuz. Çünkü evde de bir şey yediğimiz zaman kabuklarını yere mi atıyoruz? Hayır. Atmıyoruz. Atarsak annelerimiz kızar annelerimiz. Temizlemesi de güç olur. Yani temizlemesi de biraz halıları ya da taşları zor olur. Zor olur değil mi? Evet çok haklısınız. Ben de öyle düşünüyorum sizlerle. Annemiz yorulur sonra. Annemiz yorulur tabii haklısınız. Evet çocuklar. Bu programımızdaki hata da Ayşe'nin kestane kabuklarını parkta çöp kutusu yerine yere atmasıydı. Çünkü çocuklar, parklar, sokaklar hepimizin malı. Onları temiz tutmalıyız, öyle değil mi? Evet, bir nasıl davranalım köşesi daha burada sona erdi. Bir dahaki programda tekrar birlikte olalım. Hoşça kalın. Sıra geldi bilmecemize. Evet Özlemciğim sor bakalım. Kutu içinde çiçekler baharı değil sahibini bekler. Kutu içinde çiçekler baharı değil sahibini bekler. Bu biraz zor bir bilmece. Evet. İpucu verir misin? Tabii. Örneğin tamam. Onlarla oynadığımız zaman yangına sebep oluruz. Yangına sebep oluruz. Buldum galiba. Kibrit mi? Evet kibrit. Evet, şimdi de ikinci bilmecemi soruyorum. Özlemciğim ama bu sefer folklor gösterisini seyredemeyeceğiz. Doğru ya, ben de daha sonra sorayım. Yüreğim nasıl dayana? Van yerine cihan yana. Her taşına bir can feda. Can bir yana, Van bir yana. Yüzyılların oluşturduğu kültür hazinesiyle en eski yerleşim bölgesi olan Van, Süphan Dağı'nın eteklerinde denizden 1725 metre yükseklikte yurdumuzun en büyük gölüne sahip. Doğunun incisi, dağlar altındaki cennet. Ana ben vardım Van'a, yüreğim yana yana, özleyen gözlerim seyretti kana kana. Kavunun öz yurdu, lezzetli elması, ünlü kedisi, otlu peyniri, tarihi kalesi, dağı, gölü, yeşili, mavisi ve güler yüzlü yiğit insanları ile dünyada Van, ahirette iman. Bileziğim var benim, kollarıma dar benim, şu güzelim Van içinde kara gözlü yar benim. Erciş'li Emrah'ın dizeleri, türküleri, öyküleri oyun olmuş, ağıt olmuş, alay olmuş, ağır ve hareketli ritmiyle halay türünün en zengin halk oyunlarına sahiptir Van ve Van kız oyunlarını izliyoruz.
Evet Özlemciğim, şimdi ikinci bilmeceni sor. Kural abi, bu sefer bilmece yerine şiir okusam. Ha, gerçekten sen bugün şiir okumadın değil mi? Evet. Muzaffer Baran okun bir şiiri. Ak kulak tavşanım. Toprağa oyar oyar, lahana havuçla doyar. Otla dilini boyar, ak kulak tavşanım. Ürkek bakışları var, minik dudakları var. Ne hoş bıyıkları var, ak kulak tavşanım. Onu çok seviyorum, gel bana gel diyorum. Anlamaz biliyorum, ak kulak tavşanım. Rengi kar gibi aktır, tüyleri de parlaktır. Yalnız o pek korkaktır, ak kulak tavşanım. Sevgili çocuklar, bu güzel şiirden sonra şimdi çizgi filmimizi seyrediyoruz. Ha 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 ha
Arkadaşlar, 1985'teki aşılama kampanyasından sonra geçtiğimiz günlerde İstanbul'da genişletilmiş ve hızlandırılmış bağışıklama programı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda İl Sağlık Müdürlükleri koordinasyonunda bütün ilçelerde başlatıldı. Şimdi bu konuyla ilgili görüntüleri hep birlikte seyredelim. Sevgili anne baba, bildiğiniz gibi sağlıklı bir hayat sürmenin ilk şartı aşı olmaktır. Özellikle minik yavrularınızın sağlıklı, mutlu bir hayat sürmesinde aşı olmaları en temel, en sağlıklı çözümlerden bir tanesidir. Bunun için İstanbul ilinde yeni pilot bir uygulama başlattık. Aşı olmanızı, bebeklerinizin aşı olmasını kolaylaştırmak için. Bunun için sizlerden öncelikle bir isteğimiz var. Bu istek, yavrularınızı doğduktan en kısa zaman sonra nüfus idarelerine kaydettirmeniz. Çünkü nüfus idarelerinden bize ulaşacak bilgiler ışığında bizler sizlere ulaşacağız. Ve bu ulaşma öncelikle sizin yavrunuzun adına gelen bir mektupla olacak. Bu mektupla sizi aşıya davet edeceğiz. Eğer davete gelmezseniz 2 ay sonra bir daha mektup göndereceğiz. Bunlar tümüyle bakanlığımızın hizmetleri, tümüyle ücretsiz. Aşı uygulamasına gelince, en yakın sağlık kuruluşuna başvurduğunuzda, tümüyle ücretsiz ve dünya standartlarındaki ithal aşılarla bebeğiniz aşılanacak. Bunun için bize yardımlarınızı, bu kampanyaya katkılarınızı, sizin, bebeğinizin ve sağlıklı ve mutlu bir neslin gelişmesi için katkılarınızı bekliyoruz. İstanbul ili içinde nüfus kayıtlarına göre çocukların aşı uygulamasına kamu sağlığı merkezimizde başlamış durumdayız. Bu uygulamaya göre biraz önce anlatıldığı gibi
ailelere, evlerine gelen mektuplar sonucu aileler dispanserimize başvurmaktadırlar. Burada yine bu şekilde gelmiş bir anne ile birlikteyiz. Getirin yavrunuzu. Nasıl başvurmuştunuz? Ben dün bir mektup aldım. Aşk kampanyasının evet. başlatıldığına dair. Evet. Ve buraya geldim. Evet. Ne kadardı? Kaç 27 gibi. Her amaçlı için geldiniz. Evet. Burada çocuğun muayenesini yaptıktan sonra her çocuğun muayenesi yapıldıktan sonra aşıya, aşı uygulaması için gönderiyoruz. Bebeğimize verem aşısı uygulandı. Bunun dışında dispanserimizde karma, çocuk felci, kızamık, difteri, tetanoz ve tetanoz aşıları bulunmaktadır. Ailelerden istediğimiz çocuklarını düzenli aşıya getirmeleridir.